aşk laftan anlamaz. Yani pes, gerçekten pes. Söyleyecek başka bir yalan bulamadın mı? Yalan söylemiyorum. Allah aşkına. Ya yemin ederim yalan söylemiyorum. Test yaptım, hem de iki kez. Bizim seninle ilişkimiz biteli bir buçuk ay oluyor Didem. Demek ki bir buçuk ay önce hamile kalmışım. Çık dışarı. Ama ben... Defol! Hiçbir yere gitmiyorum. Öyle mi? Al şunu, yürü. Ne yapıyorsun? Bıraksana kolumu be! Bırak kolumu! Defol! Bırak! Pişman olacaksın bu yaptığını. Zaten pişmanım. Senin gerçek yüzünü görememekle. Tekrar söylüyorum, evimden de hayatımdan da uzak dur. Sen arayacaksın beni. Ayaklarıma kapanacaksın. Bu yaptıklarını sana bir bir ödeteceğim Murat Sarsılmaz. Sen ne zamandır oradasın? Her şey duyacak kadar. Hayat! Ne yapıyorsun? Eşyalarımı topluyorum. Niye? Gidiyorum çünkü. Hayat! Aya, bir sakin olur musun lütfen? Nereye gidiyorsun? Ya konunun seninle bir ilgisi yok ki. Aya, bir sakin olur musun? Konunun seninle alakası yok diyorum, anlamıyor musun? Bana bir açıklama yapmak zorunda değilsin. Hayat, bir sakin olur musun? Hayat! Bak bu şekilde gitmeni istemiyorum, tamam mı? Gel sakin sakin konuşalım, gideceksen yine git. Benim konuşacak bir şeyim yok. Hayır, ortada beni suçlayabileceğin bir şey de yok ki. Seni suçlamıyorum. Ya ne bu halin o zaman? Sadece gitmek istiyorum. Hayat, gene çocukça davranıyorsun. Ben mi çocukça davranıyorum? Eminim şu an Didem senin için aynı şeyi düşünüyordur. Onu bu işe karıştırma. Burada önemli olan o değil zaten. Senin kadınlara davranış biçimin. Sadece hak edene. Hiçbir kadın hamile bırakıldığı adam tarafından korunmayı hak etmez. Hayat, saçmalama. Didem'in yalan söylediğini ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Ya söylemiyorsa? Gördün mü, sen bile emin değilsin. Şu anda dediğin ve yaptığın hiçbir şey hak etmiyorum Hayat. Bana yalan söyledin, hem de mecbur olmadığın halde. Ya ne yalanı söyledim? Didem'le Gülev'in aranızda bir şey geçmemişti. Geçmedi zaten. Bizim geçmediği gibi mi? Yatağında yarı çıplak uyandım ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Hayat. Taksi. Hayat bak. Sakin olursan dün gece ne olduysa konuşabiliriz ama sakin olman lazım. Konuşman gereken kişi ben değilim, Didem. Hayat. Bırak. Sen gidiyor nefesim ama hep sen gidiyorsun. Gidiyor yarınım, gidiyor evvelim, yaşamım, sebebim gidiyor. Abla nereye gidiyoruz? Sen gidiyorsun. Sadece buradan uzaklaşmak istiyorum. Kalıyor yastığıma sinmiş kokun. Kalıyor sevişmelerimizin son şahidi. Sen gidiyorsun. Ben senden hamileyim. Gitmek tüm kalanları yanında götürmekmiş. Ben bilmem, sen bilirsin elbet. Sen gidiyorsun.
gitme bir bakış. Borcun var bana son gidişinden. Ben senden çok hoşlanıyorum hayat. Ben sakın vermiyorum. Test yaptım. Senden hamileyim. Burada önemli olan o değil zaten. Senin kadınlara davranış biçimin. Yalan söylemiyorum. Hiçbir kadın hamile bırakıldığı adam tarafından kovulmayı hak etmez. Ama hepsinden önce sen gidiyorsun. Gidiyor yarınım, gidiyor evvelim, yaşamım, sebebim gidiyor ama hepsinden önce sen gidiyorsun. Kalıyor yastığıma sinmiş kokun, kalıyor sevişmelerimizin son şahidi. Sen gidiyorsun, gitmek tüm kalanları yanında götürmekmiş. Ben bilmem sen bilirsin elbet. Sen gidiyorsun, dur dur gitme bir bakış. Borcun var bana son gidişinden. Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Uf, babaannem ne yapmışsın sen ya? Yoksa cennette miyim ben? Ya bakalım, afiyet olsun kuzum. Keşke muradım da olsaydı. Ya abimi dert etme sen, sevgilisiyle beraberdir o. Ay deme, kim? Ya kıyamam ya, nasıl da heyecanlandı. Şaka yapıyorum, babaannem işindedir abim. Nasıl olsa işkolik birisi yani, fuara gitmiş. Yanlış duyum Doruk'cum. Abim fuara gitmemiş. Baban söyledi. Nasıl ya? Niye? Ya muhakkak gitmem lazım diyordu. Vallahi ben de şaşırdım. Ama telefonda pek kurcalayamadım konuyu tabii. Pek keyfi yok gibiydi. Vallahi şahane. Hazır elime böyle bir fırsat geçmişken birazcık da ben hesap sorayım değil mi? Sor tabii çocuğum, hakkın. Bakalım seni tembellikle suçlayanların savunması ne olacak? Arıyorum şimdi, çok eğleneceğim. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen mesaj bırakın. Ha, gizemli olaylar söz konusu. Ulaşılmıyor. Aa, yapmaz Murat böyle bir şey ama. Ya babaanne, ben Sherlock Holmes gibi adamım. Şu kahvaltımı bir yapayım, gider hallederim hemen, merak etme. Ah, ben bekliyordum o Murat psikopatından böyle bir şey. Ya da adamın bir şey yapıp yapmadığını bilmiyoruz ki. Sadece Hayat ağlayarak arayıp konum atıyorum, beni buradan alın dedi. Neden ağlıyordu sence Aslı'cığım? Sevinç gözyaşlarıdır o. Hafta sonunu Murat'la geçireceğim demesine rağmen biz niye sabah sabah yollara düşüyoruz kızım? Arkadaşlarını özlemiştir. Son bir soru. Deniz kenarında niçin yalnız?
Manzara hoşuna gitmiştir. Pes arkadaş. Senin bu iyimser hayalciliğin karşısında benim acımasız gerçekçiliğim solda sıfır kalıyor ya. Yürü Pollyanna, yürü. Bak görürsün. Kesin Murat bizimkine ilanı aşk etti. Kafam kadar da tek taş almıştır kesin. Abartma istersen İpek, o kadar da değil. Vay arkadaş ya. Benim etrafımda bir tane normal insan yok mu? Alejandro, mi amor, ¿qué tal? Özel tarifi. Ay sen terlemişsin. Kıyam. Gracias, señora. Hala gracias diyor ya. Sevgili bahçıvanım. Acaba dikkatini çekmek için palmiye taklidi mi yapmak gerekiyor? Sarmaşık gibi dolansam beni budar mısın? Tuval! Öf ya! İki dakika botanik konuşturmuyorlar ya! Nüfusu üzerine ver. Aa, niye? Çünkü ev evlilikten çıktı. Otel oldu burası. Buranın hana benzer hali mi var? 5 yıldızlı konaklama tesisi miyim ben? Neden her gün geliyorsun Dido? Evin yok mu senin? Var ama içinde sen yoksun tuvalim. Yemin ederim alarm taktıracağım. Sen gelince ağır demir kapılar inecek aşağıya. Üf, merak ettim, söyle ne oldu? Gel. Murat beni kovdu. Kovmuştu zaten. Eski haber. Bu yeni. Yeniden kovdu. Bu sefer evden kovdu. Neden bu kadar mutlusun acaba? Çünkü Murat'ın beni kovmasının harika bir sebebi var. Kurduğun tuzaklar, söylediğin yalanlar, ettiğin haksızlıklar. Bunlar mı çöl kalplim? Murat beni kovdu. Çünkü hamileyim. Ve bunu Murat'a söyledim. İpek. Açıyorum. Aç. Bir sen eksiktin bıyıklık arabasan. Vay be. Vay be, pazar günü gezmeleri çıkılıyor ama bana haber verilmiyor. Aşk olsun aşkım. Kısa kes Kerem, ne var? Ben de onu diyorum işte. İpek mendilim. Bu yolun çıkacağı yol belli. Neden kestirmelerden gidip kısa yoldan sahile çıkmaya çalışıyorsun? Ha? Acelem mi var? Ne bu hız? Biri mi bekliyor yoksa? Çok bekler. Çay mı içeceksiniz? Bence su içsin. Niye? Çünkü benim manitamla buluşacağına göre ecelini susamış demektir. Saçmalama kotanı 5 dakikada doldurduğun için seni insaniyete davet ediyorum Kerem. Ulan, ulan yoksa hain İpek yanındaki kim? Sen benim arabama gizli kameramı yerleştirdin acaba? Cani Kerem, bana bak. Ömrün giderek kısalıyor Fani Kerem. Arkadaş bu MOBESE görüntü kalitesi de ne kadar tırtmış ya. İpek yanında bir karartı var. Kim o? Karartısı, kalkasıca. İşte! Benim sıkıntı yok. Biz hayatı almaya gidiyorum. Eyvallah Baldız. Bir de hesap veriyor ya. İşbirliğine gel. İpek. Gözüm üstünde ona göre. Deli fişek İpek. Kendine gel Berem Kerem. Eğer kendine gelemiyorsan en uygun zamanda bize gel. Gel ki ben senin ağzını yüzünü bir güzel bir daha dağıtayım. İpek. Çok haşin sevme biçimin var. Deme öyle şeyler Baldız'ın yanında. Utanıyorum bak.
Ayrıca özelimizi kimsenin bilmesine gerek yok. Tuval teyzesi, kızıma da mini bir elbiseler dikecek misin? Ana patikler örecek misin teyzesi? Altında bezecek misin teyzesi? Sus Dido. Senin o teyze diyen ağzını bezleyeceğim şimdi ben. Emin misin? Karnın gurulduyorsa açlıktan o. Yıllardır açım ben Tuval, biliyorum. Bütün belirtiler tamam teyzesi. Deme teyzesi, deme. Boş ver belirtileri. Test yaptın mı? Yaptım halası. Hala diyor ya. Bozuktur belki. İki kez yaptım. Süt anası. İkisi de pozitif. Ben negatif oldum şu an. Dünya yeni bir Dido'ya hazır değil ki. Ay, belki ikiz olur ablası. Allah korusun. Senin üremene ayrı, Murat'a ayrı üzüldüm. Özel hayatına karışmak gibi olmasın ama ne ara oldu bu peki? İşte uzatmaları oynarken çaktım ben golü. De kaleye ulaşması tabii biraz vakit aldı. Fakat Murat neden senden korunmadı? Ben olsam zırhla yatardım yanına. Her zırhı delerim ben. Murat korunduğumu zannediyordu. Çocuğu bayağı kandırmışsın. Kandırmak demeyelim ona. Sürpriz. Sürpriz yaptım ben. Sürprizi beğenmezse paketi nereye iade edecek? O da kazık kadar adam canım. Bu zamana kadar öğrenseymiş kadınlara güvenmemesi gerektiğini. Pes. Geleyim mi? İyi misin? Git sen, git. Alejandro, mi amor. Aa, çıkmadı galiba. Bir daha. Sana bir şey mi yaptım? Hayat. Kızım bak konuş, endişeleniyorum. Hayat. Sormayın bana bir şey. Eve gitmek istiyorum. Aklımı aldın oğlum ya. Ortalık savaş alanına dönmüş. De bu eline ne oldu? Ortalığı dağıttım biraz. Ya onu anladık zaten de yani. Niye? Uzun hikaye. Ama yani bir yerden başlaman lazım değil mi abi? Ağzını burnunu kırmak istiyorum o herifin ya. Kim bilir ne yaptı kıza. Anlamadan, dinlemeden adamı yargılamayalım diyeceğimi sakın zannetme. Bir de arkadaşımıza emanet ettik ya. Kızın haline bak. Resmen
resmen canlı canlı yolladık. Cenaze yolladı adam bize. Hayat, anlatacak mısın artık bize ne olduğunu? Kuzum, biz seni merak ediyoruz. Hadi. Bir sürü şey oldu. Başla işte bir yerden. Biz... Siz? Galiba dün gece Murat'la birlikte olduk. Galiba mı? O ne demek be? Kuzum bak. Sana istemediğim bir şey mi yaptı? Allah korusun. Hayır, sanmıyorum. Ne bu hal o zaman? Anlamadım. Ay. O kadar mı kötüydü? İpek. Tamam ya, özür. Mesele şu. Hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Alışkın değilim. İçki çarptı. Sabah uyandığımda Murat'ın yatağında yarı çıplaktım. Üstümde onun gömleği. Çok utanıyorum. Bir de sordum. Doğru düzgün yanıt vermedi. Ne diyorsun kızım sen ya? Biz böyle filmlerle büyüdük. İpek. Bak kuzum. Konuşmadınız mı? Sen konuşmaya çalışınca tersledi mi seni? Tavrı falan mı değişti? Her şey üst üste geldi, konuşamadık. Anladık, konuşamadınız. Niye konuşamadınız peki? Bak canım, bu işler zaten böyle olur. Ha? Değil mi? Yani konuşacaksınız kendi aranızda, halledeceksiniz. Hani siz belki şu anda bir ilişkiye başlıyorsunuz. Biz onunla bundan sonra sadece hiç oluruz. Kuzum ama neden sen bu kadar olumsuz konuşuyorsun? Bak belki de her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaret. Ve her şey düzelecek. Çünkü... Didem hamile. Vallahi doktor olacak adammışım ha. Sağ ol Durk. Rica ederim abicim de bir hastaneye falan gitse miydik? Yok ya, bu işim görür. Peki o zaman gelelim albümü adını veren parçaya. Bayram bir seyran değil yani, ev niye dağıtıldı? Ve fuara da gidilmemiş. Söyledim ya, hayat rahatsızlandı. Sen de altta kalmamak için elini yaraladın. Didem geldi sabah. Bu sefer niye gelmiş? Hamileymiş. Hayırlı olsun da yani senden ne istiyormuş? Yok artık. Hadi canım. Bence yalanın dozunu biraz abarttı ama bilmiyorum. Peki ya yalan değilse? Ne fark eder ki? Yani iki türlü de kandırılmış oluyor. Bana korundum demişti. Oh, bu hamilelikten de büyük bombaymış. Kuzum, al şunu iç hadi. Bak bembeyaz suratın hala. Yapma böyle, ne olursun. Ya söz veriyorum sana, her şey düzelecek. Ben geçeceğine inanmıyorum ama. Keşke hatırlasam ne olduğunu. Ya bir hatırlasam. En azından kafam rahatlar ama olmuyor işte. Yani zaten hatırlaman gereken şeyi unutmamışsın kızım. O niye? İşte o Didem'in hamile oluşu. Yani o adamla artık nasıl bir geleceğin olacak senin? Ne yaşadıysanız yaşadığınız geçmişte kaldı artık. Önüne bakacağım. Arkadaşlar ben o kıza hiçbir şekilde güvenmiyorum. Ya onun ipine mandal bile asılmaz. Vallahi o ipi Murat'ın boynuna takmış, onu diyeyim. Sen yine de öyle söyleme kuzum. Hayat bu. Ne getireceği belli olmaz. Getirmesin bir şey. Ben götürdüklerine bakıyorum.
Kendime saygım gitmiş mesela. Kimseye kızmıyorum, kendime kızıyorum. Kendimi böyle kaptırışıma. Sen haklıymışsın İpek, ben seni dinlemedim. En başından belliymiş adamın ne olduğu. Ben bir daha kendime nasıl güveneceğim? Nasıl kendimi affedeceğim? Yalnız kalsın biraz. Of. Eyvah babaannem. Abi vallahi sabahtan beri sinir sıyıklıyor, bak açmam lazım. Babaannem ne haber ya? Ya daha sabah görüştük. Sanki bilmiyorsun. Sen Murat'ı buldun mu ondan haber ver. Ya benden kaçar mı hiç? Evde. De işte gece dağıtmış biraz. Ya genç adam tabii. E fuara niye gitmemiş? Hayat şu yeni asistanı var ya. Ya geçen gece rahatsızlanmış biraz da. Abim de onu yalnız bırakamamış. Ah canım kızım. Allah nazarlardan saklasın yavrum. Ver bakayım Murat'ı. Efendim babaannem. Murat, Hayat kızım nasıl yavrum? İyi mi? Ha, evet evet, problem yok ya. Öyle küçük bir panik atak geçirdi de ben de bırakamadım. Emanet yerde. Ama hallettik, doktor falan geldi. Öyle işte. Ah geçmiş olsun Ceylan gözlü kızıma. O tatlı dilli kibar yavruma nazar değmiş güzeller güzeli kızıma. Tabii tabii evladım, ilgilen, iyi yapmışsın. Sen benim asistanımı nereden tanıyorsun acaba? Babaanneler her şeyi bilir. Lazım gelen insanları da tanır. Daha fazla konuşmak istersen gel de yüzünü göreyim. Yok babaannem ya. Daha sonra inşallah, tamam. Öpüyorum ellerinden. Veriyorum şimdi Doruk. Hadi bay bay. Doruk. Keyfi mi yok bunun? Ya akşam biraz çapkınlığa çıkalım diyorum da yanaşmıyor bizimki. Ya belki sana yeni gelin adayı buluruz. Gelin adayı öyle bulunmaz. Ben bulurum gelin adayını. Hadi öptüm ikinizi de. Gerçekten gereksiz bir tür bunlar aslında. Erkekleri diyorsun değil mi? Şu üreme meselesini çözsek de azalarak bitseler. Ama yazık kız, öyle deme. Bak içlerinde tek tük iyi olanları da var. O tek tük de bize hiç denk gelmiyor Aslı. Da müzik sesi nereden geliyor? Çok yakından. Bayağı da huzur verici bir şeymiş ha. Acaba ben dinlemek istiyor muyum? Kişilik hakkı denen bir şey var. Hangi dandaz açtı bu sesi böyle bu kadar? Ben. Neden Kerem? Sebep? Öfke problemine derman olmaya geldim. Çok yıpratıyorsun kendini. Ben de kafama taktım. Bu müzik var ya, öfke kontrolü müziğiymiş. Beynindeki nöronları böyle çamaşır suyuyla yıkıyor gibi düşün. Bunlar da tütsüler. Oh, bir kokluyorsun. Adeta denizdeki yosunsun. Bak kokla. Yalnız o müzik yanlış. Cenaze marşını açsın. Senin gibi moralın ne işi olur ya? Nöronla möronla. Ben seni nörona bağlarım. Önce tütsüler, sonra yakarım Kerem. Sinirden beynim dönüyor şu an ya. Dur. Delirme. Sakin. Saymak da iyi geliyormuş öfkeye. Normalde 100'e kadar say derler ama sen başla, ben sana dur derim. Malum yolun uzun. Oo, deyim laf mı sokuyor yoksa bana mı öyle geldi? Ay yok ya, bunların hepsi biraz şov bence. Sahne ışığı hep. Siz erkekler yok musunuz? Hep bir artistliğinizden şeyinizden geçilmiyor. Ya İpek öyle demesene. Bak şimdi, bir sakin ol, sakin ol. Kapat gözlerini. Kapat. Düşün ki burada değilsin. Deniz kenarındasın. Dalga sesleri, rüzgar. Oh, mis.
Ben niye gidiyorum ya? Sen git. Allah Allah. Al dumanını da. Rüzgar al, este git. Hadi. Of. Yeter. Ne oluyor ya? Ya biz iki gün önce iyiydik. Geldim şimdi iki güldüreyim diye. Bu öfkelenme nedir? İpek ne oluyor? Allah aşkına söyler misin? Sen onu yanar döner, fırıldak dönek arkadaşına sor. Hangi arkadaşım var? Hani o tertibin görünümlü patronun var ya, ona. Hop 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 birader, bırak sen onu. Koy bakayım şunu eline. Ben iyiyim ya, bir şeyim yok. Ya nazlanma da al şunu hadi. Gazi Murat Paşa seni. Ya hayatımda yapmadığım kadar ev işi yaptırdın bana ya. Bak abi bu iş böyle olmaz. Gidip konuşalım şununla. Kimseyle konuşmak istemiyorum ben. Ya iyi de daha doğru olup olmadığını bile bilmiyoruz ki. Yani akşama kadar kuracağız böyle. Hadi yürü. Onun da istediği peşine düşüyorum zaten. Tamam. O zaman ben gideyim, sen kal. Ya sen kal da seni de bu halde hiç bırakmak istemiyorum ki. Ben gerçekten iyiyim bu arada. Yani sen ne yapmak istiyorsan onu yap. Ya işte ayın elemanısın Kerem ya. Koş, 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 koş. Ne oluyoruz ya? Ya bizimki fena dağıtmış. Şimdi ben gidiyorum. Nöbeti de sen devralıyorsun Kerem'ciğim. Hadi kal sağlıcakla. Ya gideyim de şu işin aslını öğreneyim. Bak benim deli sana emanet ha. Bugün herkesin nesi var ya? Yavrum. Ya buzdolabına yapışan magnet gibiyiz ama hep sevdiğimizden yani. Git de kov, gideriz icabında. Kendini yeme böyle, bizi ye. Ben sizi yemem. İyi ki varsınız diye şükrederim. Kuzum benim, bak sen beni dinle. Bu kadar üzme kendini. Ya sonuçta her şeyi bilemezsin hayatta. Tamam, o kadınla senden önce bir ilişki yaşamış. Bunu biliyoruz. Ama bu seninle bir şeyler yaşamadan önceymiş. Ya belki o da şu anda çok kötü durumda. Belki o da hırpalıyor kendini. Bilmiyorum. Ne oldu o iki gün, anlat bakayım. Her şey çok güzeldi. Fazla güzeldi. Başucumda beklemiş ben hastayken. Toparlandığımda gitmemem için de elinden geleni yaptı. Hep bir engel, hep bir bahane. Kopamıyorduk bir türlü. Sanki aramızda bir şeyler başlayacak gibiydi. Düş gibiydi. Sonra hep böyle çakıldım işte yere. Of. Ya dost acı söyler. Bence olan şu ki bu adam böyle bir adam işte. Bayılıyor kadınları kullanmaya. Yani biraz anlık yaşıyor gibi sanki. Ha? O anda yanında kim varsa ona. Bence bu ön yargı. Yani sonuçta tanımıyoruz ki biz bu adamı. Ya, mesela İpek. Dışarıdan gören buz gibi der. Ama halbuki içi pamuk elva. Kim biliyor bunu? Siz. Sevdiklerim, yakınlarım işte. De. Değer veriyorsa ne yapar eder belli eder. Bence o da arada kaldı. Yani ne yapacağını bilmiyor şu anda. Ben o iki günde hayata yaşattıklarının gerçek olduğunu düşünüyorum. Bence o da kapıldı bizim kıza. Eğer öyleyse arasın o zaman. Değer veriyorsa göstersin, uğraşsın. Seven adam çözer yani. Hani? Ben çalan telefon duyamıyorum.
açık havayı geldi mi bari? Dedim ya iyiyim ben, bir şeyim yok. Aman be Tertim. Elini keyiften sakatlayıp evi de mutluluktan dağıtmadın ya. Öfkeme yırtmışım öyle ya. Büyütecek bir şey yok. Şimdi. Didem. Bildiğimiz Didem. Bana bu kadar kızmış olamaz. Sonuçta insan sevmediği birine kızamaz bile. Bu işin içinde başka bir iş var. Ne demek istiyorsun? Sadede gel diyorum ya bu, sadede gel. Ama ben iyiyim diye başlama cümleye sen. Adam gibi anlat bana. Ya da dur. Ben soracağım. Hayatla aranızda ne geçti sizin? İkinizde de var bir haller. Şu yaşadıklarını güzelce anlat bana abi. Bak. Aramızda bir şey yok değil mi? Ama var da değil mi? Öyle işte. Hayatla ilgili kaldım ben Kerem. Ne inebiliyorum, ne çıkabiliyorum. Ne gidebiliyorum, ne kalabiliyorum. Bırak bende kalsın yani. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Dorukcuğum, yastayım resmen. Tüm libidom karardı. Güneşim ne oldu? Önüne bulut mu geçti yoksa? Genç yaşında harcadılar Muratcığımı. Koruyamadık aslan gibi çocuğu. İçim yanıyor. Dido tek canıyla ne işler çeviriyordu. Şimdi düşünsene, iki canlı. Çok korkuyorum. Ya şu halde bile beni güldürdün ya Tuval, yani helal olsun. Ama da abimin cephesi fena. Yani haberler bomba gibi düştü. Oğlan bunalımlara girmiştir şimdi. Üstünden atmaya o kadar uğraştı. Ah, tapot gibi yapıştı kız. Ya çok fena. Hayatında olmasını istemediğim birinden kurtulamamak yani berbat bir istir herhalde. Tuval'cığım, sen ne düşünüyorsun? Yani yalan olabilir mi? Vallahi şekerim, Dido bendeyken dünyaları yedi. Midem bulanıyor da dedi. Galiba hamile. Ayrıca bu konuda nasıl yalan söylesin? Ortaya çıkar ki. O zaman yapılacak tek bir şey kaldı. Neymiş o? Hemen söyle! Ne? Murat çok kırıcı davrandı bana. Sonuçta iki canlı bir insanım ben yani. Ama ne de olsa çocuğumun babası. Unutmaya hazırım. İstese de istemese de gerçeklere alışacak sonuçta. İşte sorun da bu zaten Dido. Yani gerçek mi değil mi? Ezandan test aldım. Poster çıktı. Göstereyim istersen. Yok, yok. Ama yine de gerçek bir kan testi yaptırmamız lazım. Yaptırırız. Ne var? Öyle değil canım. Ya bu sefer ben de yanında olacağım. Niye Canikosu? Sen de mi hamilesin yoksa? Ne gerek var kardeşim? Üzgünüm Lidocuğum ama yani sicilin bayağı kabarık. Mimlisin. Ya bu saatten sonra sana ne ben güvenirim ne de abim. O yüzden benim dediğim şekilde olmak zorunda. Abi kardeş gururumu çatır çatır çiğlediniz bugün ya. Tamam. Bir anne çocuğu için her şeyi göze alır. Bir anne için gurur yoktur. Bir anne için... Tamam neyse ya, halledeceğiz, okey.
konuşalım mı? Bu da çok küt diye oldu ya. Ben neden aranmıyorum? Hayır yani. Düne kadar her şey iyiydi. Güzeldi. Şimdi ne oldu? Madem konunun Didem'le bir ilgisi yok, niye ben cezalandırılıyorum? Ya ne bu ya? Sanki 3 senelik ilişkimiz varmış gibi. Ne haber? Bu da fazla geniş olma. Ben uyuyamıyorum Murat. Dün gece olanları hatırlamıyorum. Aramızda bir şey geçti mi onu da hatırlamıyorum. Düşünmeden duramıyorum. Kafayı yiyeceğim. Ne olur bir şey söyle. Bir de yalvarsaydın üstüne bari. Benim ne suçum var? Bu hiç olmaz. Soru işareti yaz gönder nedir yani? Ne oldu şimdi söyler misin? Daha doğrusu bir şey oldu mu? Oldu da ben mi bilmiyorum. Senin bildiğin bir şey varsa benimle de paylaşır mısın? Bu bilinmezlik hali öldürecek beni. Ben bile yazdığından bir halt anlamadım. Adam ne anlasın? Bir de 5000 tane emoji koy. Sonra da soru işareti 10 tane. Olsun bitsin. Konuşmak istiyorum. Aa, okudum. Vallahi okudum. Vallahi. Uyumamış ayakta. Yazıyor acaba. Nerede, ne zaman istersen. Gece gece rahatsız ettim. Kusura bakma. Önemli değil. Duruldum bari biraz. E işte. Evet. Bu da bir şeydir. Ben bu şekilde devam edemiyorum Murat. Neye? Yaşamaya. Niye ki? Düşünmeden duramıyorum. Gözüme uyku girmiyor. Neyi düşünmeden duramıyorsun? Bilmek zorundayım. Sormak zorundayım. Neyi bilmek istediğini söyler misin artık hayat? Dün gece aramızda bir şey yaşandı mı? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen dün gece senin sarhoşluğundan faydalanıp faydalanmadın mı soruyorsun? Benim sorumun cevabı bu değil. Beni gerçekten bu yüzden mi çağırdın buraya? Evet. Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Hayır. Ne? Belki de böylesi daha iyidir. Ne demek istiyorsun? Eğer merak ettiğin şey dün gece birlikte olup olmadığımızsa... böyle bir şey olmadı. Rahatça uyuyabilirsin. Murat! Ha, merak ediyorsan diye söyleyeyim. Bu iddiayı sen kazandın. Bu oyunun galibi sensin hayatım. Telefon çalıyor.
Uykunda boğacağım seni ya. Bir şey soracağım, Kerem değil başka numara. Hayat nerede? Alo. Evet arkadaşıyım. Nerede, nasıl? Hangi hastanede? Tamam, geliyoruz hemen. Ne olmuş? Hayat kaza geçirmiş. Hastanedeymiş. Nasıl ya? Ne ara çıktı ki bu kız evden? Anahtarım nerede benim? Buraya koymuştum. Dur bir sakince bak. Nereye koyduysan oradadır. Çekmeceye bak. Yok işte. Bir dakika ya. Hayat arabayı alıp çıkmış olmasın? Ah be Hayat ya, sen ne yaptın? Ya yürü hadi. Bizim Hayat. Hayat buradaymış. Hayat uzun. Hangi odada? 1450. Ne yaptın kızım sen? Hayat, canım benim. Günaydın Murat Bey. Günaydın. Bütün foto model ve mankenleri menajerleriyle görüşüldü efendim. Sonuç? Sonuç, hepsi Sartin'in yüzü olmak için can atıyorlar. Fakat sezon ortasında olduğumuz için hepsi başka şirketlerle anlaşmış durumdalar. No name biri bulsun o zaman. Yüzümüz no name olsun. Bir de efendim konsept tasarımcıları randevu talep ederler. Pazartesiden sonra ya. Pazartesiden sonra ya. Ha efendim, bir de Hayat Hanım'ı siz bizzat mı ziyaret edersiniz yoksa çiçek mi gönderelim? Hayat Hanım'a ne oldu ki? Ha, ay siz bilmiyor musunuz? Hayat dün akşam trafik kazası geçirmiş. Ne? Hastanede. Nesi varmış, iyi miymiş? Vallahi ben de bir şey bilmiyorum. Beni arkadaşı aradı. Bugün gelmeyeceğini söyledi. Sadece işte ben buradaki numara... Ama... Ay. Kerem, anahtarı versene. Üstünde zaten. Ben bıraksaydım. Yok, senin gelmene gerek yok. Yani seninle ilgili değil. Allah Allah. Yeni bir durumlar var ama neyse. Aman da aman, bizi de beklermiş dayısı da. Dayı değil diyorum, amca. Ama şimdilik bir şey demesek. Yani hala kendi göbek kaslarını konuşuyor olma olasılığım var değil mi? Ay, şakacı mısın sen ya? Hissediyorum ben onu Doruk'cum. Kontak bile kurdum onunla. Tuttuğu takım Fenerbahçe, en sevdiği renk su mavisi. Yani onu bile biliyorum, ötesi yok. Ay Doruk. Keşke sen de annelik duygusunu tadabilsen ya. Hadi gidelim. İnşallah canım. Yani belki bir gün. Bak Dido, son kez söylüyorum. Ya boşu boşuna teste falan gireceksen hiç gerek yok. Yok öyle bir şey de, kapansın gitsin bu konu hadi. Aa, o ne demekmiş öyle? Mevzular daha yeni başlıyor Doruk'cum. Hem biz yavaşımla her türlü sınava, teste ve engelli koşuya hazırız. Merhabalar. Dün gece getirilen sunu bekler. Murat Bey. Tamam, ben götüreceğim aslında yanına. Tamam. Siz Hayat'ı görmeye geldiniz tabii değil mi? Evet evet. Durumu nasıl, iyi mi? Vallahi toparlanmaya çalışıyor. Yani çok daha kötü şeyler olabilirdi. Allah korudu herhalde. Araba hurda. Nasıl olmuş peki? Dün zaten morali çok bozuktu. Biz uyurken gece çıkmış evden, artık niçin çıktı, nereye gitti bilmiyoruz. Dönüşte de çarpmış arabayı.
şuradan döneceksiniz 1450 numaralı oda. Tamam. Benim evrak işlerim falan var. Çok sağ ol. Hayırdır Murat Bey? Katiller olay mahalline hep geri döner derler. Sizinki de o hesap. Ne demek istediğinizi gerçekten anlamadım. Ben buraya Hayat'ı görmeye geldim. İzin verirseniz eğer. Hayat iyi değil. Dinlenmesi lazım. Kafasını toplaması lazım. Kalbini onarması lazım. Peki neden cümlenizde ben suçlama seziyorum şu anda? Zeki adamsınız da ondan. Arkadaşımızı size yolladık. Resmen enkaza dönmüş geldim. Sonra da gecenin bir yarısı bu kaza. Hayat nereye gitti? Niye bu kadar dalgındı? Dikkatini dağıtan bir şey mi oldu? Hayır, bize bir şey anlatmıyor da. Ben de ya sizin kadar merak ediyorum. Ve Hayat'ı görmeden buradan gitmeyeceğim. İyi. Boşa harcayacak o kadar vaktiniz varsa sorun yok. Onu gerçekten merak ediyorum. Lütfen. Peki. Hayat'a sorarız. Eğer istemezse zorlamayacaksınız ama. Tamam. Hayat, Murat Bey seni görmek istiyor. Gelsin mi? Gelsin. Geçmiş olsun. Çağla öyle bir anda kaza oldu deyince yapar topar geldim, bir çiçek bile alamadım. Kusura bakma. Önemli değil. Düşünmeniz yeter. Otursanıza. Hah, tabii olur. İyi misin gerçekten? Fiziksel bir şeyim yok. Önlem amaçlı tutuyorlar. Kaza nasıl oldu peki? Dalgınlığıma geldi. Sarı yanarken geçiyormuşum. Yandaki arabada aynı şekilde. Dün gece. Hı hı. Benim yüzümden oldu değil mi? Adı üstünde. Kaza bu. Zaten Allah insanı daha büyük kazalardan ve hatalardan korusun. Hayat, bak ben... Kazanın sizinle hiç ilgisi yok. Yani ehliyetim var ama çok sık araba kullanmadığım için acemiyim. Gördüğünüz gibi gayet de iyiyim. Buraya kadar gelip zahmet ettiğiniz için teşekkür ederim Murat Bey. Geçmiş olsun. Hoşça kalın. Hayat Hanım. Teşekkür ederim. Efendim Doruk. Abi nasılsın? Daha iyi günlerim olmuştu. Neredesin?
Neredeyim? Boş ver. Sen neredesin? Ne yapıyorsun? Ya yaptım işte bir şeyler. Ya şirketteyim de konuşmamız lazım. Çok kötü bir gün geçiriyorum Doruk. Bugün gelemeyebilirim. Buradan söylesen olur mu? Merakla bırakma beni hadi. Yok yani abi telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. Gelebilir misin? Tamam. Ay bir gülüşü var. İnsanın içini ısıtıyor. Sahi mi? Böyle ceylan ceylan gözleri var. Baktığı yeri yakıyor maşallah. Deme ya. Kapıyorum gözlerimi. Gözümün önünde hayali. Hayırdır anacığım? Gönlünde biri mi var? Hayır kalbini birine mi kaptırdın? Hayır yaşı falan sorun değil yani. Yaparız sana bir düğün. Telli duvaklı gelin ederiz. Ay densiz densiz konuşma Allah aşkına. Nerenle dinliyorsun beni? Ay geçen gün şirkete geldim. Arkadaşının kızını gördüm. Onu anlatıyorum sana. Kemal'in kızını diyorsun yani Suna'yı. Ay yok Hayat. Hayat daha anlamlı, daha güzel. Ay bir güzel, bir samimi, bir kibar, su gibi bir kız. Keşke bizim oğlanlar da böyle güzel bir kız bulsa. Hep Allah'ıma dua ediyorum. Şey diyorum ki babasıyla birlikte yemeği mi çağırsak bir akşam ha? Aa iyi hatırlattın ya. Kız rahatsızlanmış geçen gün hiç ilgilenemedim. Yok önemli bir şey olmamış ben sordum Murat'a. Olsun canım yine de bir çiçek gönderelim bir geçmiş olsun diyelim. Ay en büyüğünden gönderelim. Husisi benim için de selam söyle olur mu? Baş üstüne. Yok çalmıyor. Yurt dışına gideceğim demişti, kapatmış herhalde. Ay. Oy, oy bu başıma gelenler. Ben kızımı bu halde mi görecektim, böyle göreceğimi? Öyleydim, öyleydim. Ah canımın içi, daha gelinlik çağdaydı. Kaderinde bu da varmış. Ay ne yapıyorsunuz ya? Alt tarafı kaza geçirdim, ölmeden mezara koydunuz beni. Emine teyzeciğim bakın. Hayatın hayati fonksiyonları hala yerinde çok şükür. Tamam mı? Yani demeyin öyle şeyler. Kızım benim tansiyonum 3000 olmuş. Ben ne dediğimi bileyim mi ha? Bileyim mi? Hem babasına da bir şey demedim. Babasına diyeydim bir şey. Aha gelir bunu bu yatakla alır götürür memlekete. Ha bir de derdi ki Hayat'ın derdi. O saatte derdi, arabayla derdi, dışarıda derdi. Ne işi vardı derdi. Kız senin ne işin vardı o saatte arabayla dışarıda? Ah. Ah ben kafamı vurmuşum galiba. Hatırlayamıyorum böyle hayal meyal gitmiş. Aslı normal mi bu? Kız sen kafanı mı vurdun gerçekten? Normal. Bu tür kazalarda sarsıntıdan dolayı geçici hafıza kaybı. Ne? Öyle. He. Kız. Hadi bu kızı unuttu. Kafasını vurdu, hafızasını kaybetti. Hatırlamıyor bir şey. Size ne oluyor? Siz arkadaşısınız. Hiç mi bir şey bilmiyorsunuz? He? Deyin bakayım bana. Uyuyorduk biz. Sizden kaçar mı hiç? Konuşun. Ben aslında biliyorum da. Çok konuşasım gelmiyor açıkçası. Emine teyzeciğim. Fadik teyzeciğim. Ay çekil aslında. Bizim Semiha teyzenin kızı vardı. Leyla. Ona da aynen böyle olmuştu. Anasıyla babası daraltmış bunu. Babası anasını darlamış, evlendirelim bunu diye. Anası da darlamış Leyla'yı. Evlen, evlen, mürbet demiş, kısmet demiş. Kız strese girmiş. Atmış kendini camdan aşağı. Allah maazallah. Tutabilene aşk ol. Uy. Allah'tan birinci katmış. Çok şükür.
Hikayedeki benzerlikler çok tanıdık. Evlendirilme baskısı. Ah! Ah! Ben hatırlamaya başladım. Ah! Evet, evet. Kabus gördüm ben. Gelinlik giymiştim. Böyle üzerime onlarca binlerce damat adayı geliyordu. Ay ben bir nefes alamıyordum, daralıyordum. Kız anne, bir uyandım, ten içindeyim. Dedim ben çıkayım mahallede iki tur atayım arabayla. Rüzgar çarpsın yüzüme dedim. Sonra ben çarptım. Ah. 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 Benim yüksek strese maruz kalmış canım güzel arkadaşım ya. Artık herkes öz eleştirisini yapacak. Öz eleştiri. Kız durma ortada. El ele vereceğiz. Hayatları yaşatacağız. Yaşasın hayatlar. Evet. Geldim. Nedir? Önce bir otur istersen. Allah Allah. Ne oluyor oğlum? Çünkü bu elimde gördüğün zarf ikramiye değil. Test sonucu. Doruk şunu taksi söylemesen, delirtmesen beni. Hı? Sabah Didi'yle özel bir kliniğe gittik ve hamilelik testi yaptırdık. Yani test yüzdüğü sonuç verir dediler. Ne? Haklıymışsın. Didi seni kandırmış. Biliyordum zaten. Yalan olduğu her halinden belliydi. Evet, yalan söylemiş abi. Ama korunduğu konusunda. Nasıl yani? Kız gerçekten hamileymiş abi. Sen şurada acık havalan. Ben iki çay kapıp geliyorum ha. Tamam, tamam git getir. Ben de kendime gelim azıcık. Yoruldum zaten. Oy. Emine Hanım ya, ne oldu böyle ya? Ay sormayın Tülay Hanımcığım, başımıza geleni sormayın. Tuval baby, tuval. V ile V, tuval. Anladın? Barak gibi, verev gibi. Ve yaka gibi tuval. Anladım Berem Hanımcığım, aman. Tuval Hanımcığım. Neyse bizim kız nerede, iyi mi? Yukarıda. Nasıl yani? Ne demek oluyor? Ne zaman oldu bu? Dün gece olmuş. Bana kaza dediler. Kaza zaten. Çok üzüldüm. Ben de vallahi çok üzüldüm. Ben bu haldeysem sizi hiç düşünmüyorum. İki çocuktan sonra. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ay ne oldu ki maazallah? Hayatı kızınız gibi seviyordunuz ya. Seviyorum kızım çünkü. Tamam, tamam. Ne önemi var ki artık? Ay ne oldu ki? Ne oldu, ben buradayken hayata bir şey mi oldu yukarıda? Söyle, söyle ne oldu kızıma, ne oldu? Söyle çabuk, söyle, söyle. Ama niye sarsıyorsunuz beni canım? Siz dediniz ya yukarıda diye. Ay Allah canını almasın seni. İlahi ben de sen öyle mi anladın hastane odasıyım kardan? Allah seni kahretmesin benim hanımcığım. Senin kafan alev almış, ben de çakmakla geliyorum. Allah canını almasın.
Ya bunu sana nasıl yapar aklım almıyor. Bu düpedüz dolandırıcılık. Ben ona bunun hesabını soracağım ama. Abi neyi soracaksın? Kız hamileymiş diyorum. Ne yapmamı istiyorsun peki Doruk? Ya abi ne yapmanı isteyeceğim? Hem ben senin adına karar veremem ki. Ya ben üzerime düşen görevi yapıp ortadaki soru işaretlerini kaldırdım. Artık gerisi sana kalmış. Ha ne halin varsa gör diyorsun ya. Ya abicim saçmalama istersen öyle bir şey demiyorum. Bak bu derin mevzu. Hem senin adına ben karar veremem ki. Biz neyi tartışıyoruz ki? Ha? Benim fikrim alınmayan bir konuda neden kararı ben veriyorum? Ayrıca neye karar vermem gerekiyor? Kız gitmiş tek başına bir ilişki yaşamış. Bana yalan söylemiş. Tamam mı? Bir şekilde bana sormadan hamile kalmış yani. Orası öyle zaten. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacağım? Onun aksine insan gibi davranıp yüz yüze konuşacağım. Ne oldu sevgilim? Bu sefer sen mi benim peşime düştün? Efendim? Neredesin Didem? Depresyondayım. Konum olarak neredesin? Ha, ay evet. Bizim evim oradaki kafedeyim. Tamam. Akşam buluşalım mı? Hayır, tabii yani sen nasıl istersen. Benim ne istediğim bir önemi yok şu an Didem. Yüz yüze konuşma zamanı. Bence de. Tamam, akşam Kerem'le aldıracağım seni saat 8 gibi. Okey. Anlasın. Sana da hoşça kal sevgilim. Burada küçük bir trafik canavarı varmış. Nerede? Nerede? Burada! Çok geçmiş olsun yavru kuş. Hiç rahatsız olma. Canavar demesek ürkütücü oldu. Dikkatsiz desek. Vallahi seni çok hoş buldum. Öğreniyorsun bu işleri. Sonbahar kış hastane modası çok yakışmış. Kombinini başarılı buldum. Hadi anlatsana. Nasıl oldu kaza? Kamyoncunun biri dan diye önünü mü kırdı? Öküzün biri hunarca makas mı attı? Hayvanın biri önünü mü attı? Nasıl oldu? De hiçbiri. Kontrolümü kaybettim galiba. Sen de o deli anne varken buna şükret bence. Kendini annen sanan çatlaktan bahsediyorum. Az önce bahçede karşılaştık. Crazy. Evet. Buraya kadar gelmişken bence onu da birkaç gün yatırsak. O kadıncağızın güzelce bir resetlenmeye ihtiyacı var. Üzüntüden bana da çok üzüldü. Tamam işte ben de onu diyorum. 3 seans elektroşok yapılsa bütün geçmişini temizlerler. Acılarını unutunca sen de özgür kalırsın. Çözüm. Bana da uygularlar mı acaba? Niye? Senin de mi hatırlamak istemediğin aşk acıların var yoksa? Gerçekten mi? Hemen anlatıyorsun. Aşk hikayelerine bayılırım. Ayrıca 10 numara kalp onarırım. Dökül. Bunları konuşmasak olmaz mı? Sence bu aşamadan sonra böyle bir şansın olabilir mi? Olmaz gibi görünüyor. Aferin. Akıllı kız. Hadi şimdi bana şu hayat Murat meselesini en baştan anlatıyorsun. Gözümden kaçtığını düşünmüyordun herhalde. Dökül. Kerem Bey, ne işiniz var burada? Benim işim sensin İpek. De, o değil. Bir doktora göründüm şimdi. Haberler kötü. Ne oldu ya? Hasta mısın? Durumlar çok ağır. Oğlum delirtme adamı, teşhis ne söylesene. Teşhis. Çok huysuz ama feci şekilde tatlı bir kadın tarafından kalbim kırıldı. Sen
sana daha neler yapacağım. Az bile. Ya ne? İki gülünün bir şekilden şekile giriyorum burada. İpek. Hı. Ben sana bir şey soracağım. Nedir? Sen neden hep bana kızıyorsun? Sen arkadaşının marifetlerini öğrenmedin mi daha? Ya tamam. Murat'la hayatın yaşadıklarını bir kenara koy şimdi. Biz o durumun kahramanları değiliz. Ayrıca iki kişinin arasında geçenleri üçüncü kişi bilmez. Sorum o değil ayrıca. Sen bana niye kızıyorsun bu kadar? Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Ya nasıl biliyor musun böyle? Sen bana sevgi gösterdikçe benim sana eziyet edesim geliyor. Babama bak mesela. Bir de Murat var. Erkekler böyle. Sonunda hepsi hayal kırıklığı. Galiba senin öyle bir erkek değilmiş gibi davranan hallerine gıcık oluyorum. Bir ihtimal daha var ama. Göreceğiz. Yalnız bir şey söyleyeceğim, bu çay şekersiz. Mümkünse bana bir şeker getirir misin? Ya o çaya bizzat ben kendim şeker olurum. Getiririm tabii. Yani film gibi başlayan hikayemiz hüsranla bitti. Bence daha hiçbir şey bitmemiş. Çünkü hiçbir şey başlamamış değil mi? Aslında biz hem çok şey yaşadık hem hiçbir şey. İşte buna ağlanır. Bakma duruyorum, rimelim akar. Merak etmeyin, ben sizin yerinize ağlarım. Bence ağlayacağına sevinmelisin. Çünkü Murat başka kızlara yaptığı gibi seninle de sadece takılabilirdi. Hem çok şey hem hiçbir şey yaşamanız iyi bir şey. Gerçekten mi? Gerçekten. Didem konusuna gelince ben bütün sürece tanık oldum. O sarı kafa oğlanı kandırmış. Kaldı ki onun hamile olması sizi ne bağlar? Bilmiyorum. Yani işin içinden çıkamıyorum. Ben yarın o işe nasıl gideceğim? Bir daha senden bunu duymak istemiyorum. Yoksa tuvalın öbür yüzüyle tanışırsın, hiç tavsiye etme. Hem ne demek nasıl gideceğim? Çıtır çıtır giyineceksin, tatlı yaz kokunu süreceksin, makyaj yapılacak, kafa dik, gözler ileride, topuk seslerin showroom'u dolduracak ve işine odaklanacaksın. Sorun iş değil ki. Ben işimi seviyorum. Murat'la aranızda ne yaşayacağınızı şu an sen de ben de bilemeyiz. Tecrübeyle sabittir. Günün işleri hiç belli olmaz. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Murat'ı şu kadarcık tanıyorsam Didem'in hiç ama hiç şansı yok. Bu içiliyor mu? Sodyum klorür. Tuvalin hastası oldum yalnız. Çok haklı, çok doğru söylüyor. Tabii ki kaçmayacaksın. Tabii ki vazgeçmeyeceksin. Ya tabii ki duygularının peşinden gideceksin. Aşk dedin, bir hayatta kaç kez? Bu hayatta bir kez işte. O da yetti de arttı. Ya benim aşk körüm. Aşk insana hem sevgili olur hem düşman. Sen şimdi dikenli bir yolda yürüyorsun. Her türlü ihtimali hazırlıklı olacaksın. İyisini hayal edeceksin, kötüsünü önlem al. Bir daha da kendini böyle hırpalama. Ben seni paralayacağım vallahi. Tamam, tamam söz. Uf. Kızlar ben çok yorgunum, kalbim yorgun.
Ay aman da aman, yorgunmuş. Daha ne yaşadın da neden yoruldun kızım? Şimdi sen bir güzel yat, uyu. O aklını da topla biraz, tamam mı? Kuzum benim. Senin de o kalbin ne yerler ya. Hadi iyi geceler. İpek. Ya binlerce kez özür dilerim. Arabanı mahvettim ama ne yapıp edip çözeceğim. Affet beni. Tatlı kaçığım benim. Eğer sana bir şey olsaydı ben seni mahvederdim. Vallahi saçını başını yolardım. Ya araba ne ya? Sana tırlar, kamyonlar feda olsun kızım. Ama sen arabayı çok seviyordun. Seni daha çok seviyorum. Onu ne yapacağız? Hadi uyu şimdi. Hayat en büyük öğretmen. İnsan öyle şeyler yaşıyor ki değişiyor çocuklar. Ben dersimi aldım. Artık eski Emine yok. Cık. Hastanede konuştuklarımız hiç aklımdan çıkmıyor. Her şey çok daha kötü olabilir de Allah korusun. Bu kaza bana çok şey anlattı, çok. Böyle oturdum, düşündüm. Neydi kız o Fadik? Öz eleştiri. Böyle kendi özüme döndüm. Kendimle münakaşalar ettim. Yani kabul. Ben çok üstüne gittim. Hayatı rahat bırakacağım artık. Öyle hiçbir şeye zorlamayacağım. Artık bambaşka bir Emine olacak. Babasına da anlatacağım bunları tek tek. Süpersiniz Emine teyze. Vallahi ben de çok etkilendim şimdi. İlk adım ne olacak acaba? Kızım, bir annenin kızı için isteyeceği en önemli şey nedir? He? Mutluluğu. Özgür seçimler yapması. Kızım, mürüvveti yavrum. Mürüvvetini görmek, onu böyle telli, duvaklı gelin etmek. Bir an ya. Sadece bir an ya. Her şeyin değişebileceğine inanmıştım. Ben de canım arkadaşım, ben de. Ya bebek yüzünden inanılmaz iştahım açıldı, durmadan yiyorum. Bu arada internette sörf yaptım. Bu genellikle bebeğin erkek olacağını gösteriyormuş. Başka bir şeyden bahsetsek olur mu? Olur. Tabii hayatım, sen nasıl istersen. İsteklerine ilgilenmen şahane. Bak, bana kızgın olduğunu biliyorum. Haklısın da. Ama gerçekten benim suçum değil. Bana gece doğum kontrol lapını almayı unutunca... Tamam, ayrıntılara girmeye gerek yok. Sonuçta onun oldu değil mi? Bence de. Sonuçta ne bakmak lazım? Ama sonuçlarla ilgilenmek için ilk önce geçmiş temize çekmek lazım değil mi? O halde soruyorum. Benim sana daha önce bir yanlışım var mı? Hayır, olmadı. Sana herhangi bir vaatte bulundum mu? Hayır, bulunmadım. Hatta hiç kandırmadım diyebiliriz. Ama sen beni kandırdın. Bana yalan söyledin. Arkamdan iş çevirdin. Kendi çıkarıcını insanlara çamur attın. Çocuk sahibi olmak gibi büyük bir konuda benim fikrimi almadın. Ben de istemezdim böyle olmasını. Keşke geçmişi geri getirebilsem. Ama geri dönemeyiz artık değil mi? Hayır. Sana bütün bu yaptıklarını affettirmek için son bir şans daha verebilirim ama. Tamam, söyle. Hemen yapayım. Ne istiyorsan. Diden ben bu çocuğu aldırmanı istiyorum. Thank you.
başladın ya. Sana şükürler olsun Allah'ım. Düşmek olsaydı. Kız, sen başka yerden düşsen de yakalarım ben seni. Hem bana bak, ben senin hiç düşmene müsaade eder miyim ha? Uy. Hayat kaza yapmış dediler ya. Uy, ömrümden ömür gitti be kızım. Boşver hepinizi üzdüm. Affet beni. Aman deli bozuk deli bozuk konuşma öyle be. Sen iyileş de. Gerisi fasafiso. Anne ben size yalan söyledim. Hangi konuda? Ne yalanı kızım? Ha? Hiç iyi değil. Ne oldu? Neyin var kızım? Ağrın sızın mı var ha? Kendimi çok yorgun hissediyorum. Ay kızım benim. Ben şimdi seni sıcacık kollarımda yatırırım. Böyle bir güzel uyku çekersin. Bak gör bakalım. Yarına hiç yorgunluk morgunluk kalıyor mu benim güzel kızım? Anne. He kızım. Oy yavrum benim yatmam mı kız yatmam mı? Bayıla bayıla yatarım hem de. Oh benim süt kokulum. Oy. Oy benim mis kokulu kızım. Oy iyi ki doğurmuşum ben seni hayatım. İyi ki doğurmuşum kızım. Ben de iyi ki sizin çocuğunuz olmuşum. Gerçi bazen sınırı zorluyorsunuz da evet. Orayı görmezden geleceğim. Allah'ın alması senin ne be? Bu saatte Murat Sarsyalı'nı görünce şok oldum. WhatsApp. Beni arayacak kimseyi bulamadım. Kimi arayacağını bilemeyip beni aradıysan doğru adrestesin. Ne oldu? Gerçekten seni bu saatte ayağıma getirdiğim için özür dilerim. Geç introyu. Beni en son doğum günümü kutlamak için aradığına göre konu önemli, durum vahim anlaşılan. Dökül. Didem'le konuştum. Neye karar verdiniz? Ondan hamilelerini sonlandırmasını istedim. Tamam, güzel. Nasıl, bu kadar mı? Daha ne söyleyeyim? O senden habersiz hamile kalıyorsa ki bu bir yerde tecavüz bence. Sen de bu hamileliği sonlandırmasını isteyebilirsin. Gayet normal.
planla bir bebek değil sonuçta. Yine de kendimi çok kötü hissediyorum. İnsansın Murat'cığım da ondan. Vicdan sahibisin. Ne fark ediyor ki? Yani sonuç gene değişmiyor. Benim yüzümden orada bir can... Sakın! Sakın bunu yapma bak. Duygusallaşma. Burada kendisini suçlayacak en son kişi sensin. Giden de bunu istiyor zaten. Uğradığın haksızlığı düşün, öfkene tutun. Bu seni tuzağa düşmekten korur. Sakın. Ah be kızım. Şimdi seninle yollarda fırtına gibi esmek vardı. Kaldık yine akbilli günlere. Çok bağlanmıştım ben sana ya. Şş, al işte. Durak sapığı dadandı. Hay Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ay yok dayanamıyorum ama. Ne dat 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 dat. Allah Allah. O korneyi var ya sana takar öttürürüm he. Atarına kurban olurum be. Makam şoförün geldi makam. Atlayalım hadi. Beni sabah sabah neden sinirlendiriyorsun? Sonra İpek sinirli. Ben senin kasırgana tutulmuşum Narciseyim. Ne güzel kafa atacaktın bana. Bir sınava daha geçtin gözüme girdin. Aferin. Sınav sensin Kerem. Tarlanın benim sabrımı ölçmek için kullandığı bir aletsin sen. Dersin ders. Sınav sıratsa sırtımı atla beraber gidelim. Ne güzel makam şoförün olmak için gelmişim. İpeğim arabasız kalmasın diye uçtum buralara senin yaptığına bak. Beni daha fazla oyalama. Patronu almaya gideceğim daha. Hadi. Hadi. Doruk. Yep. Pilates için bana haber ver demiştin. Bugün onda hoca geliyor. Ya kadın mı erkek mi? Nasıl? Ya pilates hocası diyorum. Kadın mı erkek mi? Sana ne? Ver bakayım bir yanak. Oh vallahi günüm şenlendi. Ya da pilatesi boş verip biz Anaol Squash'a mı gidecek bugün? Ya da boş ver ya. En son gittiğimizde sen benim attığım topu yakalarken boynunu incitmiştin değil mi? Uğraşma benle. Ya da dur dur bak bir şey yapalım. Bugün seninle çıkalım bir güzel. Ne yapıyorsun sen? Ceplerini boşaltıyordum. Alayım ben onu. Anneciğim lütfen bak. Şu anda başkasına ait olan bir şey okuyorsun. O başkası Murat değil mi? Gir. Sizin ne işiniz var burada? Ben hala burada çalışıyorum. Yok, öyle demedim. Yani hani evde kalsaydınız, dinlenseydiniz onu diyorum. Ben iyiyim, merak etmeyin. Kahveniz. Ha. Teşekkür ederim. Çağla'ya söyleyeyim bugün yormasın sizi. Söylerim. Başka bir emriniz? Yok. Sağ olun. İzninizle. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii. O gün iddialaştık. İddiayı benim kazandığımı söylediniz. Bir soru sormuş olmalıyım. Sordunuz. Ben o geceyi... Çok hatırlamadığım için onu da hatırlamıyorum. Gerçekten öğrenmek istiyor musunuz? O kadar mı kötü? Yok, gayet net aslında.
minnet. Hı hı. Neyle ilgili? Seninle mi benimle ilgili? İçerik. Sana karşı ne hissettiğimi sordum. O nasıl bir soru? Çok yersiz olmuş. Ben böyle bir şey sormuş olamam. Siz cevap verdiniz mi? Verdim. Ne dediniz? Bana karşı ne hissediyorsun? Ben senden çok hoşlanıyorum hayat. Vallahi mı? Vallahi. Ama bunu daha sonra ve daha ayık bir halde konuşmayı tercih ederim. Tamam. Son bir şey isteyebilir miyim? Hadi iste bakalım. Beni sakın bırakma Murat. Benim daha iyi bir fikrim var. Sen hiç gitme. Ocağında söylediğim gibi, belki de hatırlamamak en iyisidir. Ya anneciğim ne yapıyorsun? Bu konuyu konuşmuştuk değil mi? Sen konuşmuştun Doruk'cum. Bütün aileyi ilgilendiren böyle bir konuda susmamı beklemiyordun herhalde. Susmanı değil zaten. Abimin açıklama yapmasını bekliyordum. Ayrıca onun özeli yani sonuçta. Ne demek oluyor bu? Neymiş o? Abine kalsa o ketumluğuyla ancak kızın karnı burnuna geldiği zaman öğrenirdik olan biteni. Kim hamileymiş? Kimden? Ne oluyor Allah aşkına? Didem. Sarten'in baş modeli. O çok kıymetli torununuz Murat'tan hamileymiş. Of anne ya, of, of. Aa, Necat, ne diyor karın? Oğlum doğru değil değil mi bunlar? Ay hücceten gideceğim vallahi. Bir sakin ol, öğreniriz şimdi. Kızım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Gayet iyi duyuyor Azime Hanım. Ama siz iyi duyamadıysanız tekrar söyleyeyim. O çok doğru, dürüst, erdemli torununuz Murat, Didem'i evlilik dışı hamile bırakmış. Derya yeter. Ya anneciğim sen de bir sakin ol. Doruk, nedir oğlum bu hamilelik meselesi? Ya annem bu konu hakkında zaten yeterince gereksiz konuştu baba. Artık bırakın da abim anlatsın. Ben de orada yazandan fazlasını bilmiyorum zaten. Ay aman ya Rabbim. Çay yapamayan kız çocuk yapmış. Allah'ım sen bizi neyle sınıyorsun ya Rabbim? Ay kalpten gideceğim Necat. Anacığım gel biz senin odana gidelim. Sen bir tansiyon ilacından al bir tane. Sonra bakalım anlarız ne oluyor ne bitiyor ya. Ha, bravo anneciğim. Gerçekten bravo. Kızlar, biz Murat'la konuştuk. Ben ne yapmışım? Anam ben ne yapmışım bir bilseniz. Ay deme kuzum. Yani yaşanmış yaşanmıştır hayat. Geri alamazsın. Güçlü ol, gerekli dersleri çıkar, yoluna devam et arkadaşım. Öyle bir şey değil. Ben o gece Murat'a demişim ki, bana karşı ne hissediyorsun demişim. Bu hayat burada bitti, boşuma alın benim. Ya sana ya, cesur yüreklim benim. Helal olsun, aşk itirafı yapmışsın. O ne dedi peki? Ay o ne dedi peki? Ya ne cesur yüreği Allah aşkına. Sen teslim bayrağını çekmişsin, adamın önüne serilmişsin. Resmen şapşıklık neferi olmuşsun. Da o ne demiş ben de merak ettim. Ben de onu sordum işte. Bilmesem hatırlamasam daha iyiymiş belki de. Kışlıyorum Murat'ı. Süründürme üstadı resmen. Dil eder adamı ya. Nereden biliyorsun? Belki çocuk da aşkını itiraf etti. Hayatım buna
Yani hatırlamamasına bozuldu. Olamaz mı? Ya Aslı, sen bir Murat'ı arayıp dertleş istersen. Kimin kankasısın sen ya? Seç tarafını. Ben aşk taraftarıyım. Kızlar bir ışık lazım. Hatırlamam lazım. Bana ne dedi, evet mi dedi? Onun için bir önemi yok mu? Ya da var mı? Yokmuş gibi mi yapıyor? Ay, düşünmekten beynim yandı benim. Hatırlamam bu aşkın ölüm kalım meselesi oldu resmen. Dün gece yemekte konuştuklarımızı uzun uzun düşündüm Murat. Çok haklısın. Teklif ettiğim şeyden gerçekten hoşlanmıyorum. Keşke böyle bir şey gerekmeseydi. Keşke. Ortada bir çocuk söz konusu Didem. Birbirini seven iki insanın yapması gereken bir şey. İstenmeyen çocuk olmanın ve ebeveynsiz büyümenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Hiçbir çocuk annesiz ya da babasız büyümemeli. Bence de. Aynı fikirde olduğumuzu sevindim. Aslında pek aynı fikirde olduğumuzu söylemeyeceğim Murat. Bak söylediklerine sana sonuna kadar katılıyorum. Çok haklısın. Ama ben bu çocuktan vazgeçmeyeceğim. Onu istiyorum. Ben istemedim halde öyle mi? Evet. Çünkü senden bir şey istemiyorum ki ben. İstersen adını da verme. Ben kendim bakarım bebeğime. Burası güzel. Burada 5 yıl kalırsam herkes her şeyi unutur. Ne olmuştu ki ya? Hatırla hayat, hatırla. Hatırla hayat, hadi kızım hatırla. Hatırla ne demişti sana, ne olmuştu hatırla. Hadi kızım hadi. Bu salak beynin bunu böyle bir şey nasıl unutuyor ya? Hatırla, hatırla, hatırla. Bu, bu, go. Ne olmuştu ki ya? Hatırla hayat, hatırla. Hadi kızım hatırla, ne demişti sana, ne demişti? Elbiseler benimle konuşuyor. Hatırla hayat, hatırla. Hadi kızım hatırla, ne demişti sana, ne demişti? Çalıştır şu salak kafanı hadi. Ya öyle bir şey odan zaten senin salak beynini lütfen çalıştırır mısın hayat ya? Tatlım, sen iyi misin? Sana MR çektiler değil mi? Yani travma falan olmasın. Bir şeye ihtiyacın var mı? Beni döndüre döndüre döver misiniz? Durmaksızın, umarsızca, aman desem de yılmadan böyle hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçsin. Sıkı bir dayak bana şu an şifa gibi gelebilir. Ben şiddete karşıyım bebeğim. Ama neler olduğunu güzelce anlatırsan belki birlikte çözüm buluruz. Gel. Of, her şey çok karışık. Tamam ben itiraf ediyorum. Biz Murat'la, yani Bey'le geçen gün içmişiz. Ben de ona bana karşı ne hissediyorsun diye soru vermişim. Çat diye rezil oldu. Eyüp Sultan'ı biliyor musun? Gidip ruhuma Fatiha'mı okuyayım. Önce bir Boğaz Köprüsü'ne uğrayacaksın. Ha, önce atlayacağım. Ama önce atlayıp sonra nasıl dua edeceğim? Anlamadım ben. Hepsini ben mi düşüneceğim? Zaten dehayım. Önce duanı oku, sonra atlayacaksın. Ya da en iyisi git kimliğini değiştir, Murat'la yeniden tanış. Çözüm. Aa, onu bir daha yapamam. Ne diyorum ben ya? Sen değil de, peki Murat sana ne dedi? Önemli olan o bebeği. İşte ben de orasını hatırlamıyorum. İnsan böyle önemli bir şeyi unuttur mu? Sen tekrar oraya gir. Hatırlamadan çıkmak yok. Önce hatırlıyorsun, ondan sonra koşup bana anlatıyorsun. Çünkü meraktan çatlayacağım. Başla. Hatırla hayat, hatırla, hatırla kızım ya. Hatırla ne demişti, ne olmuştu, ne olmuş, nasıl oldusun bunu ya? Ya kızlar, yardım edin. Kafam tütüyor. Dur bir ya, debelenme. Ağ takılmış balık gibi niye çırpınıyorsun? Bir rahatlat kendini. Bak şimdi kuzum, yani bir böyle gözlerini kapatıp her şeyin en başına dönmeye çalışsan bu gerçekten çok işe yarayan bir tekniktir. Tamam, kapatıyorum gözlerimi. Şimdi en başa dönelim. Sen asansörde fenalaştın.
Sonra Murat geldi, seni kurtardı. Sonra uyandığında neredeydin? Gözlerimi açtığımda Murat'ın evindeydim. Ne? Uyandın mı? Benim burada ne işim var? Burası neresi? Benim evimdesin. Dünya döndü. Güzel bir uyanışmış doğrusu. Sonra ne oldu? Sonra kahvaltı hazırladım. Gidecektim. O beni bırakmadı. Gitmeyeyim mi? Yani git tabii de. Gitmeden bir kahvaltı ederiz diye düşündüm. Edersin diye düşündüm. Olur. Edelim. Ederim. Edeyim. Ha deliler. Sonra ne oldu peki? Sonra kahvaltı bitti. Yine gidecektim. Yine iddialaştık. Yüzersin, yüzemezsin. Ben sana öğretirim dedi. Bana yüzme öğretti. Yalnız sizin ateşinize o su bile dayanmamıştır. Yarışalım mı? Ay çok romantiksiniz. Arkadaş siz havuza değil birbirinize dalmışsınız resmen. Çok güzeldi. Hız kesme. Sonra ne oldu? Balık tuttuk. Onu geç. Yemeğe gel. İşte orada film koptu. O son iddiaya girmeyecektim. Böyle hayal meyal pes etmeyeceğim dediğimi hatırlıyorum. O da sen pes et, sen kazandın dedi. Devam, devam. İyiyim. İyiyim, ben iyiyim. Evet. Sonra bana bir cesaret geldi. Duramadım, yapıştırdım soruyu. Bana karşı ne hissediyorsun? Ben senden çok hoşlanıyorum hayatım. Vallahi mi? Vallahi. Son bir şey isteyebilir miyim? Hadi iste bakalım. Beni sakın bırakma Murat. Benim daha iyi bir fikrim var. Hı. Sen hiç gitme. Günü buluyormuş, ona sevindik biz. Ha. İyi. Hadi bakalım, çok geç oldu. Herkes yatağa. Ortada sevinilecek bir şey varsa yarın gündüz gözüyle hep beraber seviniyoruz. Hadi bakalım.
yatağa. İyi geceler. İyi geceler. Sırf gebe kaldı diye o kızla evlenmene gönlüm razı değil Murat. Haberin olsun. Ayrıca o kız ne sana ne de ailemize uygun biri değil. O kız çocuk falan da bakamaz ayrıca. Anne. Ne? Yalan mı? Zaten birine mecbur kaldık aldık hala çekiyoruz. Bir daha gelin görünümlü şeytan istemiyorum evimde. Anne dedim. Lütfen. Burada söz konusu olan Derya değil Murat. Hatta Didem de değil, bebek. O çocuk ne olursa olsun sonuçta Murat'ın kanını taşıyor. Dolayısıyla bizim torunumuz. Ne yapacağız peki? Hı? Tanımazdan mı geleceğiz? Kanımızı, canımızı red mi edeceğiz? Ben Murat'ın mutsuz olacağı bir evliliğe kat'i surette karşıyım. Ayrıca yalancı bir gelin daha istemiyorum evimde. Ne var canım? Çok istiyorsa versin torunumuzu. El bebek, gül bebek biz bakarız evvelallah torunumuza. Didem hayatta öyle bir şey yapmaz babaanne. Onun derdi bebek falan da değil zaten. Onun derdi benim. Masum, günahsız bir çocuğu da fırsını alet etme peşinde. Çocuğunuzu. Evet baba, çocuğumuzu. Ne yapacaksın babaannem şimdi? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Of hayat ya, bitirdin beni ya. Dön dön bütün gece kıpraş kıpraş uyutmadın bir ya. Sen aşık oluyorsun. Olan bana oluyor. Oğlanı sen götüreceksin, Ceremet'in biz çekiyoruz. Ya ne yapayım kızlar ya? Bildiğim böyle içim içime sığmıyor, heyecandan uykum uyku yok bana. Karşılıklı aşk yaşıyormuşuz kızım, rüya gibi. Ya kuzum bu resmen revani kıvamında bir gelişme oldu. Ya resmen böyle gidip hemen konuşmak istiyorum, görmek istiyorum. Böyle bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu gerçekse elini tutacağım, bir daha da bırakmayacağım. Tamam, yani Didem olayını yaşıyor olabiliriz ama ne gerçekten yalan söylüyorsa? Binde 1500 yalan söylüyor kızım. Zaten ben o kıza hiç güvenmiyorum. Hem ayrıca bir tanem, sen şimdi bunları düşünme. Sen aşkına sahip çık. Tabii tabii. Siz böyle yükseltin birbirinizi. Oh oh, gaza gelin. Ama ben size söyleyeyim. Erkek milleti heveslerini alınca kaybolup giderler. Kim onlar, nereden çıktı bu laflar? Örnek ver bakayım. Bakınız Kerem. Dün atıp tutuyordu öyle. Yok seni her gün alacağım. Yok özel şoförünüm artık. Hani nerede yok gitti adam, yok. Arazi. Neyse otobüs de gelmedi zaten. Hadi tabana kuvvet gidelim kızlar. Bir dakika bir dakika, ben anlamadım. İpek. Sen Kerem merak mı ediyorsun? Kerem'i atarlar. Bitirip atmalar, afralar, tafralar. Ooo İpek Hanım, anlayalım. Hayırdır? Ne alakası var? Ne alaka? Daha çocuğun çiçek aşısı izini bile görmedim ben. Harcamayın beni ya. Sus kes bitir. Hadi. Geldi mi, geldi mi? Kim geldi mi? Murat Bey. Niye sordun? O gelmeden kahvesini hazırlayayım demiştim de. Boşuna yapmışsın tatlım. Çünkü Murat Bey bugün işe gelmeyecek. Ben içerim ama. Niye? Canım kahve çekti. O niye değil? Murat Bey işe gelmezlik yapmaz ki. Murat Bey'in sadece asistanı olduğum için takdir edersin ki hesap sormak aklıma gelmedi. Bir açıklama yaptı mı? Patronuma hesap sormadığım gibi asistanıma da açıklama yapmak zorunda değilim. Alayım tatlım. Pardon. Buyurun. Kerem'i hiç gördünüz mü? Murat Bey'in şoförü mü? Evet. Yok görmedim. Murat Bey de, o da gelmediler bugün. Sağ ol. Ya kızlar bildiğin Murat'la duygusal saklambaç oynuyoruz. Tam buldum diyorum, sobeleyeceğim. Her şeyi hatırladım, konuşmak istiyorum, anlatmak, dökülmek, sarılmak istiyorum. Ortada yok. Bak papatyam, bak yüzümün haline bak. Biz bunları
değirmende şekillendirmedik. Bak aşk yasası kural bir. Hiçbir şey kolay olmaz şekerim. Bak aşama aşama bunları aşıp sonra eşofmanlarınızı giyip evde oturacaksınız. Ben biliyorum. Ya Aslı, senin en son çıktığın çocuk sünnet olmamıştı. Sen ne konuşuyorsun ya? Yok aşk doktoru gibi değirmenmiş falan. Bir bırak kız konuşsun bakayım. Kızlar benim gücüm kalmadı. Kavuşmaya kalmış 3 adım. Kimse tutamaz beni. Gideceğim. Hangi deliğe girdiyse, hangi çukurda boy veriyorsa alacağım, bulacağım, tutacağım ellerini. Ama nereye gittiğini bilmiyorum. Kerem biliyordur. Kerem'e sorsana. Aa, ama Kerem de ortada yok ki. Ama doğru. Bilse bilse o bilir. İyi tamam. Bana pas atıyorsunuz anladım ben. Ne yapalım? Ararız. Arkadaşım mutlu olsun, mutluluğa yürüsün. Ben her şeyi yaparım icabında. Bir de öğreneyim bakayım. Niye gelmemiş beni almaya? Alo Kerem. Gene ne var İpek ya? Anlıyorum. Sen de bensiz yapamıyorsun. Ama şu aramaların biraz sıkmaya başladı. Yeter artık. İnsana bir nefes aldır. Delireceğim burada ya. Of! Allah Allah ya. Bak ya. Ben kendimle mi görüşüyorum acaba? Aferin vallahi. Tüm replikleri ezberlemişsin. Bravo. Yani... Ya... Kaldın değil mi böyle? Ne yalan söyleyeyim, vallahi kaldım öyle. Hayırdır sen? Niye işte değilsin? Miras mı kaldı? Havai fişekleri patlatmaya hazırla. Bugün izinliyim. Yani tüm gün sana aitim. Bana bak. Hı. Patlatırım kafanı ha. Tüm gün mümkün. Bir yemek yeriz olur biter. Neyse. Sen de öyle durağa gelmeyince ben şey sandım. Ne sandın? Ne sandın? Ya ben seni unutur muyum hiç? Ha? Unutur muyum? Mümkün mü öyle bir şey? Kırk şeyim. Beklemedim ki. Beklemedim ben. Benim için hiç mühim değil öyle şeyler. Sadece söz verdiğin için de öyle sordum. Ha. Neyse geç onu. Hayırdır bu izin bizim? Ne mana? Ha. Onu ben de anlamadım ya. Sekreter mesaj atmış. Rüya gibi bir mesajdı. Ben de hiç kurcalamadım. Hemen topuk. Biricik patronu seni nasıl yalnız bıraktı? Siz bir elmanın iki yarısı değil misiniz? Yok. Senle biziz o. Ama sen de bana hep bilmediğim yerden soruyorsun İpek. Gerçi haklısın ya. Murat hiç böyle yapmazdı ama. Bak ben de merak ettim şimdi. Ya araştır derim. Öyle mi? Buyursunlar Ayet Hanım, dinlemedeyim. Kusura bakma ya, rahatsız ettim. Yok yok, sorun değil. Söyle. Abinden haber var mı? Yok, konuşmadık bugün. Ben niye sordum? İşe gelmedim. Telefon da kapalı. Ya tatsızdı zaten bu aralar. Belki de evde kalıp dinlenmek istemiştir. O işe gelmemezlik yapmaz ki. Ya hayatcığım, abim bu aralar o kadar yapmayacağı şeyi yapıyor ki. Ya bilemedim. Peki. Ama haber alırsan bana en azından bir mesaj atabilir misin? Atarım atarım, merak etme. Ya sen de takma kafanı bu kadar. Yoktur bir şey. Neyse, hadi görüşürüz. Kurul ne karar verdi bakalım? Sarsılmazlar olarak bu rezaleti nasıl temizliyoruz? Akşam konuştuk işte Murat'la. Fikirlerimizi söyledik. Artık ne karar verecek biz de bilmiyoruz. Nasıl yani? Böyle bir meselede, üstelik ailenin adına leke süren bir meselede Murat tek başına mı karar verecek? Benim torunum ailemizin adını lekeleyecek bir şey yapmaz. O kız resmen kandırmış bizim oğlanı. Murat da çocuktu zaten. İş dünyasındaki bilmişlikleri ikili ilişkilerinde işine yaramıyorsa demek. Yahu bakma öyle göründüğüne. Kadınlar konusunda saf benim oğlum. Fazla iyi niyetli. Armut dibine düşermiş. Ne demek istiyorsunuz Azime Hanım? Ne demek istiyorsunuz var mı evladım? Zamanında sen de Doruk'a hamile kalmasaydın, Nejat seninle evlenmek zorunda kalmayacaktı. Ben Doruk'a hamile kaldığımda biz nişanlıydık. Derya.
Anne lütfen. Ve işi garantiye almak için nikahı beklemediğin doğru. Fazla ileri gidiyorsunuz artık. Karına söyle. Edebiyle otursun, dilinin kemiğine sahip olsun. Yoksa daha büyük huzursuzluklar çıkacak bu evde. Ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Ne kadar erken mesela? Hemen şimdi mesela. Murat Bey'in olmadığını ve yapacak fazla işimizin olmadığını düşünürsek... Evet. İki saat. İki saat çok geç, yarım saat. Bir saat 40 dakika. 20 dakika. 41 dakika. 10 dakika. Bir dakika ya. Bu ne biçim pazarlık? Niye ben hep iniyorum da sen hiç çıkmıyorsun? Çünkü benim gerçekten çıkmam gerek. İyi tamam git. Tamam git, 2 dakikada ayarlarımla oynadı zaten. Git. Git hadi. Kerem de bilmiyormuş Murat'ın nerede olduğunu. Ben o zaman bir de Murat'ın evine gidip bakayım. Benim yanımda aradı Murat. Ama telefonu açılmadı. Selam söyle benden de. Yazıştığın kimse artık. Erkek arkadaşım ekmeğimi getirdi yaz. Köftem soğuyor, Kerem kızıyor yaz. Sonra mesajlaşırız yaz. Yazacağız. Hadi hepsini yaz. Kime ne yazacağım sana mı soracağım? Allah Allah. Ha bir de o var ya İpek. Hakikaten sen kimle mesajlaşıyorsun? Kim o? Konunuz nedir? Özel gündeminizi kamuoyuyla paylaşmak istemez misiniz? Sen benim tutumu mu aldın? Alt tarafı 200'üne güldük. Bir ay deneme süresi verdik. Ne bu haller? Naz'ın kaprisin okey. Halı gibi de yattım önüne, çiğne beni. Ama benim de kırmızı çizgilerim var İpek. Mesela ben senin yanında başka kızlarla mesajlaşsam olur mu? Mutluluk bu mu? Başka kızlarmış. Herkes haddini bilecek. Ayrıca ben şimdiye kadar kimseye hesap vermedim. Sana mı vereceğim? İnsanlar verdikçe bağlanır İpek. Şşt hop. Müsait bir yerine yersin tekme ya. Elini verirsin, tutarım. Söz verirsin, inanırım. Güven verirsin, bağlanırım. Hele bir de gülü verirsin. Uğruna ömrümü yakarım ya. Güzelmiş. Ama ben gelemem öyle şeylere. Darılırım. Tamam. Biz de orta yolu buluruz. Sen şimdi telefon listendeki erkeklerin numarasını aktar. Bir de sosyal medya hesap şifrelerini ver. Bir daha da üstüne gelmem. Merkezden kontrol. Anladın? Oldu olacak. Bir de eğrimden bağla, istediğin yere götür bari. Kültür şoku resmen. Sen fazla konuşma da şu ağzımın kenarındaki mayonez diyeyim. Akmış hep. Burada ne var? Orada yok orada. Sende var ama. Biber turşusu var mıdır burada? Vardı, sorarım ben. Nasıl yaparsın ya? Benimle böyle konuşmasına nasıl izin verirsin Necat? Sen de Murat konusunda ne kadar hassas olduğunu bile bile üstüne gidiyorsun. Ha yani suçlu ben mi alıyorum şimdi? Gerçekleri söylediğim için mi işittin bu kadar lafı? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bütün bunların suçlusu sensin. Ağzını açıp tek bir doğru kelime söylemedin ki. Yeter Derya, ama yeter yahu. Annem o benim, ne diyeyim? Eline malzeme verme, o da konuşmasın. Bir kere de karına sahip çık ya. Bir kere de benim yanımda ol. Bu eve geldiğim günden beri eski karının hayaletiyle mücadele ediyorum. Ölmüş bir kadınla kıyaslanmaktan bıktım, anlamıyor musun?
Benim için kolay olduğunu mu sanıyorsun? Kendin söyledin işte. Ölmüş bir kadın. Leyla öldü. Hem de yıllar önce öldü. Onun hayaletiyle rekabet eden sensin. Senin için her şeyden vazgeçtim. İşimden, kariyerimden, arkadaşlarımdan, ailemden. Bu benim tercihim değildi. Sakın beni suçlamaya kalkma. Galiba annen haklı. Sen benim için, sadece Dora hamile kaldığım için evlendin. Sen beni hiç gerçekten sevmedin Nejat. Derya. Kapı duvar. Doruk'la konuştuk. Kerem'e sorduk. Bilmiyorlar. En son Çağla'yla konuşmuş. Çağla bana açıklama yapmıyor ki Murat'ın ona yaptığını sanmıyorum. Nerede bu adam? Öf ya. Tipik tribal erkek hareketleri kızım bunlar. İlgi çekmeye, kafa yormaya çalışıyor bayağı. Canım belki kafa yormaya değil de kafasını toplamaya çalışıyordur. Olamaz mı? Yani kolay şeyler yaşamadı ki adam sonuçta. Tamam. İşte ben de o yüzden yanında olmak istiyorum. Dünkü yaşananlardan sonra bir de benim anlayışsızlığım eklendi üstüne. Ha bir de oturup kendini döv. Ha, dövsem yeri. Adam bir gece önce ilanı aşk ediyor. Ertesi gün benim söylediklerime bak. Canım benim. Hatırlamıyordun sen. Hatırlamıyordun yani. Neyse ben kapatıyorum. Gitmem gerek. Eve mi dönüyorsun? Sahile gidiyorum. Hisar'da ne işin var Allah korusun? Bilmem. En güzel anlarımız orada. Gerçeğine ulaşamıyorum bari hayaline sarılır. Garip bir şey. İçimden bir ses oraya gitmem sonra. Sabah kalktım birden, başım dönüyor nasıl? Geceden kalmayım, sanki dünyam bir fasıl. Ne oldu ne olacak derken, ruhumda bir nasıl? Esiyor kalbimde mazinin rüzgarı. Sevdim bir kadını, yolları şaştı. Geceler boyunca aradım sabahları. Bir yandım bir söndüm kayboldukça. Son kalan umudum sokak lambasında. Tamam, sokak aktivitelerindeki başarını tartışırız. Ama kendine güveniyorsan bir de mutfakta görelim. Niye? Nikahımı mı alacağım?
Sizin burada ne işiniz var? Aynı soruyu ben de sana soracaktım. Dolaşmaya çıktım ben. Buraya? Evet. Neredesiniz siz? Bütün gün aradım aradım ulaşamadım, öldüm meraktan. Öyle dolaşmaya çıkmıştım düşünmek için. Neyi düşünmek için? Tek bir şey değil. Yani bugünlerde konu aramak için uğraşmıyorum. Sen beni niye yana yakıla arıyordun? Dün gece ilginç bir şey oldu. Biz kızlarla sohbet ederken ben bazı şeyleri anımsadım. Hatırladım. Ben bazı şeyleri hatırladım. Neyi hatırladın? Şey... Hayat, tatlım. Senin ne işin var burada? Siz? Biz de Murat'la baş başa keyifli bir yemeğin tam ortasındaydık. Bir dakika. Yoksa sen hayatı kutlamaya eşlik etsin diye mi çağırdın? Neyi kutluyoruz? Aa, sen söylemediysen bu müjdeli haberi vermek bana düşüyor. Tatlı, biz Murat'la evlenmeye karar verdik. Laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi?